İyi akşamlar Siyaset 24'ten. Nuh Yılmaz, Mustafa Karahaloğlu ve ben bu akşam Siyaset 24'te yorumlar için karşınızdayız. 15 gündür malum Türkiye tek meseleye kilitlendi. Gezi olayları adı altında başlayan, daha sonra dalga dalga yayılan, bugünlerde biraz sönümlenen ama yine sürmekte olan ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Dün akşam Başbakan Gezi Parkı'nın sivil temsilcileriyle buluştu. Bu akşam başka bir sanatçı grubuyla buluşuyor. Bu işin diyalog, siyaset yoluyla çözülmesi, sorun çıkmaması yönünde karşılıklı gayretler sarf ediliyor. Ne noktadayız? Bunu arkadaşlarla birlikte tartışacağız. Mustafa, hemen sana döneyim. Tabii dün önemli bir gelişme oldu. Hem hükümet sözcüsü referandum kelimesini telaffuz etti. Hem de başbakan bugün belde galiba başkanları toplantısında referandumun bir türü olan plebisit yoluna başvurabiliriz dedi. Bence çok önemli bir hamledir bu. Bir en azından bir krizi durdurma yolunda bir girişimdir. Buradan biraz devam edelim. Sen nasıl görüyorsun bakalım? Şüphesiz yani sonuçta İstanbul odaklı, Taksim odaklı bir kriz olmakla birlikte Türkiye'nin geneline, hatta uluslararası alana yayılan, Türkiye'nin bütün ünitelerinin, bütün unsurlarının tartışma konusu yapıldığı bir durumda karşı karşıyayız 15 günden beri. Sonuçta bu sorunu halletmenin yolu da yine de başladığı noktadaki problemi çözmekten geçiyor. En azından bu adımı atmaktan geçiyor. Bunun da hallolmasına yönelik ciddi bir adım, ciddi bir hamle Sayın Erdoğan'ın referandum önerisi ya da bir şekilde halkın reyine başvurulması. Yani orada ne yapacağımıza müştereken İstanbullular karar versinler diyebilmek önemli bir şey. Bugün Sayın Başbakan yargı kararlarının da beklenmesi gerektiğini, o yargı kararlarında referans yapan bir başka şeyi daha söyledi. Bana göre o da önemli. Onu biraz anlat. Yani yargı kararlarında bakacağız, bekleyeceğiz ya da onu da yani ona tam cümleyi hatırlamıyorum ama ona da referans yapan bir şey söyledi. Dolayısıyla eğer bir krizden söz ediyorsak ki öyle, o krizin bir tarafının altından halıyı çekti ya da çekmeye başladı diyebiliriz. Sonuçta orada şu anda işgal yapan, gösteri yapan gruplardan ibaret değil İstanbul'un kararı. Onlar bir hassasiyeti dile getirdiler şu veya bu şekilde. Fırsat bulursak onu yeniden tartışırız, tartışmak lazım. O olaylar bir takım başka komplikasyonlara yol açtı ama madem mesele... Tartışacağız zaten tabii, bu yönüyle. Madem konu Gezi Parkı'nın ne olacağı... affedersiniz. Gezi Parkı'nın ne olacağı konusudur. O zaman bunu gelin müştereken beraber karar verelim diyebilmek bir siyasi özgüven gösterisi, aynı zamanda demokratik bir adımdır. Şehrin bir kararının müştereken verildiği başka örneklerde olmuştu. Bu çapta olmamakla birlikte parkla ilgili de bir karar verilebilir. Bu baştan da düşünülen öneriler arasındaydı. Ama gördüğüm kadarıyla işin çekirdeğindeki unsurlar buna karşılar. Zaten Sayın Arınç'la yapılan görüşmede de referanduma baştan bir grup. Evet, dayanışma, değil mi? Mimarlar falan ya da onun etrafında gruplar. Ki galiba başbakan onlarla da görüşme yapacağını açıkladı az önce, bir yeni gelişme. 8 kişilik bir sanatçı grubu ve Taksim'den bir grupla da görüşme yapacağını açıkladı. Tam dayanışma mı tam bilmiyorum yani kimlerin olacağını. Bu da önemli. Yani başbakan bir anlamda diyalogdan diyaloğa gidiyor. Yani her kesimi onlar temsilci değil biz temsilciyiz diye denilebilecek bir mazeretli ortam kaldırırcasına çok sayıda insanla ilgili, konuyla ilgili parkta olan, Gezi Parkı'nda olan veyahut da dışarıdan seyreden taraftar ya da karşıda olan herkesle görüşüyor. Bu da çok iyi bir metot, iyi bir yöntem diye düşünüyorum. Bunun şu dakikadan sonra işgal ve Gezi Parkı eylemlerinin, yani fiilen orada yürüyen şeyin, tabii hassasiyeti devam ettirmek mümkün, açıklamalar yapmak mümkün, bunu takipçisi olmak mümkün ki olmalı. Çünkü bu öyle bir referandum, bir halk oylaması süreci olacak. Ya da plebisit, Sayın Erdoğan'ın bugün ifade ettiği şekliyle. Bunun kamuoyunu oluşturmak için bu devamlılığı sağlamaları anlaşılabilir bir şey. Fakat işgalin, yani oradaki eylemlerin pek ciddi bir gerekçesi kaldığını söyleyeyim. Meşruiyeti azalmaya başladı. Meşruiyeti esasen bu şiddet, Gezi Parkı etrafında oluşan şiddet sarmalından sonra da bir hayli azalmıştı bana göre. Yani o işler, oradaki eylem dışarıda bir şiddete yol açıyorsa, Taksim meydanı başta olmak üzere dışarıda bir şiddete yol açıyorsa zaten bitirilmeliydi ama
bir adım bir gerekçe, yani sonuçta seslerinin duyulduğu, görüşlerin dikkate alındığını gösteren bir gerekçeye ihtiyaçlar olabilirdi insanların. O da ortaya çıkmış durumda. Başbakan bir anlamda hem baştan beri izlediği politikanın dışına çıkmamış oldu. Yani halkın kararıdır esas olarak, esas olan odur demişti. O pozisyondan hem siyasetin gerildiği günlerde o pozisyondan sapmadı. Yani kendi arkasındaki kitleyi referans göstererek, hem de bu tartışmaların her yerinde bu kararın üzerinden bir seçim geçtiğini, bir şekilde bunun oylandığını söyleyerek bunu teyit etmişti. Bu hamlesi de kendi doğrultusunun bir devamı. Yani halk oyuna gitmek Erdoğan'ın politikasının bir yeni hamlesi, o hattın bir yeni bir noktası diye düşünebiliriz. Bundan sonra eylem için bir gerekçe kaldığı söylenemez. Yani çünkü o eylem şu anda bir Gezi Parkı eylemi görüntüsünü çoktan kaybetmekle birlikte bundan sonra bir inatlaşma olabilir ancak. Mustafa Nuh'la devam edelim. Ben de fikirlerimi söyleyeyim ve farklı boyutlarını tabii bu olayı tartışalım. Senin son... Bence de şu anda aslında dün sabahtan, önceki gün sabahtan itibaren başlayan farklı bir sürece girdik. Orada aslında idarenin yaptığı bence son derece siyasi olarak zekice bir adım vardı. Hani meydanla parkı birbirinden ayırıp meydana müdahale edip parkı koruma gibi bir şey. Hani bu ne kadar uygulanabilir, ne kadar uygulanması mümkün tartışılır. Elbette bir takım arızaları çıkacaktı bunun. Ki zaten mesela gaz bombalarının bir kısmının polisin daha sert unsurlar attığı gaz bombasının o gruplar tarafından parka atılmasıyla zaten her şey birbirine girdi. Yani onun için her ne kadar bu çalışmamış olsa da orada böyle bir ayrıma gitmesi idarenin bence olayın en azından siyasi ve güvenlik boyutunu birbirinden ayırdığı anlamına geliyordu. Yani parktaki meseleyi daha siyasi bir mesele olarak görüp diğerini asayiş meselesi olarak görmesi. Bence bu açıdan zaten önemli bir açılım sağlanmıştı. Bu şu anda ortaya konan çözümler ne üretir? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama en iyi tarafı bunun bir şekilde müzakere yolunun açılmış olması ve müzakereden kaçacak olanın da bir şekilde uzlaşmaz olarak görünecek duruma gelmiş olması. O nedenle ben bunu baştan sona olumlu bir süreç olarak görüyorum. Şimdi az önce haberlere yansıyan başka bir şey vardı. Taksim Dayanışma'nın şöyle bir açıklaması vardı. İşte halkın özgürlüğü tartışma veya oylama konusu yapılamaz diyordu. Mesela bu o dayanışmayı bence giderek izole edecek bir yani yaklaşımı içinde barındırıyor. Çünkü hani biz bunu istiyoruz, biz buradayız, başka hiç kimseye alan açmıyoruz demektir. Eğer bu pozisyonundan bir adım ileri atarsa Taksim Dayanışma, o zaman ben buradan bir sonuç çıkması için açıkçası umutluyum. Evet. Yani bu Taksim Dayanışma'yla ben de başlayayım. Çünkü ikiniz de değindiniz. Beni en çok rahatsız eden bir problem var orada. Şimdi sözünü ettiğimiz bir meydan. Şöyle yapalım aslında. Meselenin farklı katmanları var. Meydan katmanını alalım. Onu konuşuyoruz. Meydan kimlerden kuruluyor diyoruz. Kimlerden oluşuyor? Tek tek bireylerden. Oraya gelen gençlerden, kentlilerden. Muhtemelen bunların bir kısmı dayanışmanın çeşitli odalarıyla hiçbir ilgisi olmayan, hatta sempati ilişkisi bile olmayan gençler. Neden ve nasıl bir örgüt ya da bir örgüt şemsiyesi oradaki insanların temsilini tekel altında tutuyor? Bunu bir kere anlamak çok zor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Zaten hatırlayacaksınız, Bülent Arınç'la ve Abdullah Gül'le dayanışmanın yaptığı toplantı sonrası ortaya çıkan o vahim talepler silsilesi, maksimalist ve hiçbir şekilde krizi görmeyen, tam tersine orada benim için bir eylem ve mücadele alanı açılmıştır. Bunun üstünden istifade ederek yürüyeyim diyen bir zihniyeti yansıtıyordu. Dolayısıyla bugün dayanışmanın konuşması ya da dayanışmanın direnmesi kendi başına çok anlam taşımıyor. Sen son derece haklısın Nuh. Bu noktadan sonra işler, yani referandum, plebisit, bunun tartışılması bu istikamette ilerlerse ve çok vahim yeni şiddet dalgasıyla karşı karşıya kalmazsak meşruiyet sorunuyla çok ciddi olarak karşı karşıya kalacaktır dayanışma veya benzer gruplar. Açıkçası ben şöyle görüyorum. Alev'in fırın burada. Fırın Taksim'in merkezinde ve fırın Taksim'in merkezinde değil. Fırın Gezi Parkı'nın içinde. Mesele oradan başladı. Oradan işte Taksim'e, Taksim'den şuraya buraya işte tesettürlü kızlara saldırı yapan zihniyetten tutun kanyonda masasında oturan adamların tepesine çıkıp alkışlatmaya ve ya izninle bir saniye, aslında şeydi, arkadaşlar bulabilirlerse
o görüntüyü. Ben sana yolladım. Sen yollamıştın. Stargazete.com'da var arkadaşlar. Kanyon'da bir mahalle baskısı, tipik bir mahalle baskısı örneği. Onu yetiştirebilirseniz en azından, evet, ikinci bölümde. En azından ikinci bölümde. İzleyicilerimiz onu görsünler. Şimdi fırının merkezi orası. Ve meşruiyet ateşi de oradan çıkıyor. Eğer varsa. Ki bence var. Bu ateşle ilgili bir sorunla karşı karşıyayız. Siyasi iktidar, devlet ve oradaki topluluk arasındaki ilişkilerle ilgili bir meselemiz var. Şu ana kadar geçenleri bir kenara bırakalım. Şu anda dün akşam yapılan görüşmeden sonra, ki bu görüşmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden önemli? Çünkü temsili bir görüşme değil. Oradaki tek tek insanların duyarlılıklarını anlattıkları ve başbakanın hem vicdanına hem siyasetin aklına hitap ettikleri bir görüşmeydi. Buradan hareketle referandum demesi hükümetin, şunu görmek gerekir çok açık bir şekilde, ben bu projeyi durdurdum demektir. Evet. Ben bu projeyi şimdilik yapmıyorum. Evet. Şimdilik durduruyorum bu demektir. Ve referanduma kadar, bir karar verilene kadar. Evet, yani ben karar vermeyeceğim. Evet. Bundan böyle ben düşündüğüm fikir üstünde daha büyük bir topluluğun fikrini soracağım. Ve ona göre bir karar alınacak demektir. Şimdi demek ki siyasi iktidar, üslubunu eleştirebiliriz ki ben eleştirmeye devam ediyorum bu konularda, ama talepleri gördüğünü söylüyor. Yani o fırının o kısmının, asıl alevli kısmının alevini gördüğünü ve bunu söndürmek için hakemliğe gitmeye karar verdiğini söylüyor. Bunun bir kere fevkalade önemli bir adım olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu işe karşı çıkan arkadaşlarımızın da, bu işin içinde olan arkadaşlarımızın da çeşitli farklı yorum kutuplarının da, bu sürmekte olan bir çatışmanın ya da bir krizin ya da bir gerilimin yine bir hakemlik, bir demokratik mekanizma üzerinden çözülebileceğinin bize işaretlerini veriyor. Evet. Şimdi iki tane önemli husus olduğunu düşünüyorum bunun hayata geçmesi için. Bir, umarım hükümet bir an önce ya da AK Parti bir an önce gerekli ve ilgili kurullarına gider. Plebisit kararını belediyeyle istişare içinde nasıl alınacaktır bilmiyorum. Alır. Çünkü referanduma gidilemiyor bildiğim kadar. Çünkü referandum anayasayla ilgili konularda yapılabiliyor. Ve bunu deklare eder. Yani atabiliriz diyor ya başbakan o adımı. Evet. Attık. Artık plebisite gidiyoruz der ve ilan eder. Ettiği andan itibaren bunun. Şu anda nasıl meşruiyet azaldı diyorsun. Artık Taksim Parkı'nın gezisinin, gezi parkını koruma altında tutmanın hiçbir anlamı, hiçbir meşruiyeti kalmaz. Çünkü zaten orada bir adım atılmayacağının ilanıdır plebisit ilanı. Yalnız bir tek şey yapması lazım hükümetin. Oradaki topluluklara, farklı gruplara, kanaat önderlerine, bizlere, bu işin yorumunu yapan insanlara biraz zaman tanıması lazım. Yani bu plebisit fikrinin sindirilmesi, tartışılması ve oradaki gençlerin kendiliğinden ve yavaş yavaş oradan çıkmalarının sağlanması için biraz daha süreye ihtiyaç var. 48 saat midir, 72 saat midir? Yani bir polisiye müdahalenin olmaması ve çünkü bugün Taksim civarından geliyorum. Oradaki hava bu gece müdahale olacak diye insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Bu psikolojiyi kırıp insanların yeni yapılan bu öneriyi tartışması ve oradan çekilmelerini sağlamak lazım. Tabii diğer taraftan çok önemli başka bir ikinci husus var. O hususta siyasi ödev bu, toplumsal ödev var. Toplumsal ödevde biraz bizlere düşüyor. Yani bu krizin çözümünde bu plebisit denilen ya da referandum denilen aracın ne kadar hayati ve önemli olduğunu tartışıyor. İşte o da Taksim Dayanışma gibi ya da kimi sol örgütler gibi buradan nemalanmaya kalkan grupların tecrit olmasını sağlamak. Birazcık da işte bu tartışmaların şimdi tabii etrafında kritik olan bir şey. Kritik olan bu herhalde. Şimdi oradan ikisi de kritik Mustafa. Elbette yani kritik. Bu gece polis müdahale ederse de sorun. Herhalde bir polis müdahalesi olacak olsa bile bunun bir ikna sürecinin sonrasında olması beklenir. Yani bir temas, bir diyalog, bir anlatma. Çünkü sonuçta şöyle bir problemi var kamu idaresinin. Orada örgütler var. Yani sahada örgütler var. Yani şiddete başvuran, Taksim'in merkezinde bunu yapan, Taksim'in arka sokaklarında, Ankara'da şurada burada yapan örgütler var. Bunlar da azımsanamayacak bir hacmi temsil ediyorlar. Hı hı. Dünyanın neresinde bir sivil toplum örgütü hareketinde, bir çevre hareketinde yasa dışı örgütler olabilir? Yani bu devamlılık arz edebilir. Yani yolun bir yerinde bulaşıp ayrılmıyorlar. Orada konmuş durumdalar ve aslında bakarsan belki o kitlenin bir anlamda halkla iletişimini de yaptılar bugüne kadar. Eylemleri önemli hale getiren oradaki patırtı oldu.
Şimdi ne kadar zaten baştan beri problemimiz şu değil miydi? Evet, orada masum demokratik haklarını talep eden insanlar var ama hangileri bunlar? Hangileri onlar değil? O öyle bir geçişkenlik var ki hangi yani bir o şeyle beraber tabii. Objektif bir bakışla bunu ayırmanız mümkün değil. Yani meydanda toplanan insanlar arasında bunlar var. Orada Taksim Meydanı dağıtılmadan önce orada sektörler, pavyonları, şeyleri, standları vardı hepsinin, bütün teşkilatların, bütün örgütlerin. Böyle bir eylem biçimi de pek az görülmüştür. Yani hem çevreci bir eylem hem de bütün yasa dışı örgütler. Yani bugüne kadar silaha bulaşmış, provokasyonlara bulaşmış, şiddete bulaşmış ve birçok mensubu hapiste içeride olan insanlar. Onlar çevreci olmadı. Araya parazite girdi. Hayır, muhakkak ama bir bütünlük içinde yürüyor bu. Yani onlar da kendilerini ayırmaya çalışsalar da bu bütünlük içinde yürüyor. Şimdi bunun da ayrılma güçlüğü var. Buna da bir devlet idaresinin tahammülünün bir sınır olduğunu kabul etmemiz lazım. O yüzden evet, ikna edici bir temas, ikna edici bir dille gidilebilir ki Sayın Erdoğan'ın başlattığı turlar arasında iknanın en önemli unsurları. Yani dinliyor işte, konuşuyor. Üstelik 4,5-5 saat dinledi. Yani biz bu toplantıları biliyoruz. Başbakanın toplantılarını biliyoruz. Böylesi toplantı pek az olmuştur. Yani bu kadar dinlenen, bu kadar dikkate anlatılan, ikna edilmeye çalışan. Şimdi bunun devamlılığı var. Bunun bir referandum kadar bunun da bir ciddiye alınması gereken bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ama problem evet, orada var. Daha sorumlu diyorsun ama şöyle bir faktörü de belki eklemek lazım. Bir tarafta bir siyasi iktidar ve onun tekil bir iradesi var sonuç olarak. Başbakanın, o hükümetin başkanı, lideri vereceği bir karar var. Diğer tarafta birbirinden çok parçalı, senin söylediğin gibi gruplar var. Yani işte dayanışması var, Taksim Platformu var, gençleri var. Yani onların bir kolay bir irade beyan edip bugünden yarına, başbakanın söylediği gibi 24 saat içerisinde oradan gidiyoruz demeleri çok kolay değil. Sen şunu diyebilirsin ama meşruiyetlerini kaybediyorlar, kaybediyor olabilirler. Plebisitten şimdi şu var sonra yalnız. Doğru da oraya müdahale edildiği andan itibaren çıkacak tablonun şu var. Maliyeti yüksek. Şimdi herkes biliyor artık bu eylemin pratiğini biliyorsun. Bir hafta sonuna kapak atılıyor, hafta sonu bir kalabalık, bir coşku yeniden. O coşku içerisinde yine bir gerilim ve poliste bir şarj, polisten karşı müdahale. Yeniden bir CNN International canlı yayın alanına dönüşme. Şimdi bu pratikten kurtulması lazım Türkiye'nin. Yani burada da herkese bir sorumluluk düşüyor. Doğrusu şu, biz bunu hatırlarsan geçen hafta konuştuk. Yani kafanı eğerek örgütleri açıkta bırakamıyorsun. Alanı terk etmen lazım. Ya biz onları sevmiyoruz, vandalizme karşıyız falan filan demek, o artık geçti. Yani karşısınız, tamam, kendinizi ifade etmek için orada bulunmanız gerekiyordu. Fakat iki hafta geçti üzerinden ve alanın dışına çıkmak mecburiyeti var. Yani alanın içinde kalanlar bir anlamda bu işin motivasyon, enerjisini veren insanlar haline geliyorlar. Mesaj alınmıştır konusunun ötesine geçildi şu anda. Evet, yani evet, senin dediğin oldu siyasi yani. Siyasi yollar tükenmedi Mustafa, pardon, seni arada tam böyle dinleyici haline soktuk karşılıklı ama siyasi yollar çok neden tükenmedi? Çünkü bir görüşme yapıldı insanlarla. Çok önemli, insanlar kelimesinin altını çiziyorum. Bugün de başka insanlarla yapılacak. Yarın da belki başkalarıyla. Şimdi bu görüşmenin sonuçlarını, çünkü orada bir infilak oldu. Ve orada unutmayın, çocuklar 18, 19, 20, 21 yaşında çocuklar. Yani rasyonalite. Ama çok şimdi yetişkin, şunu söylemek istiyorum. Bir dakika müsaade edersen. Yetişkin rasyonalitesi değil. Biraz daha siyasete ama zaman sadece çocuklar lazım. Yok. Yani şimdi bu çocuklar içine, gençler içine başbakan da hep onlara hitap ediyor ama ya. Oradaki motivasyon ve eylemi tutan grupların yaş ortalaması çocuk denmeyecek kadar büyük. Hayır, onlar yani Taksim Meydanı'ndaki gruplardı daha çok. Taksim'in içi, Taksim yani dayanışmanında, Taksim platformunda yaş ortalaması bir hayli yüksek. Ay, onlar temsilci olarak ortaya çıkıyorlar ama Gezi Parkı'nın içi çok öyle gözükmüyor. Bence aslında kritik noktalardan bir tanesi bu. Çünkü hatırlarsak, tekrar geriye sararsak bir 15-20 gün, hükümete yöneltilen en önemli eleştiri şuydu. Yeni Türkiye yeni bir dinamik oluşturdu. Evet. Hükümet yeni Türkiye'yi yarattı ama eski Türkiye gibi davranıyor. Hani genel eleştiri kalıbı buydu. Evet, benim yaptığım şimdi, eleştiri en azından buydu. Evet. Ya birçok kişiden de hala da bu. Biz de yaptık yani bu eleştirileri yeri geldiğinde. Ama burada şu anda hükümetin bu plebisit davranışıyla beraber aslında daha önce yapılmayan bir şey. Yani yeni Türkiye'ye yeni bir süreç, bir sorunu çözmek için yeni bir süreç, yeni bir mekanizma kurulabilir mi? Ama aslında biz biraz soyut olarak bunu deniyoruz. Yani biraz dokunma. Plebisit ilan edilmedi ama, değil mi daha? Daha ilan edilmedi. Ama şu, yani ortada bir sorun olduğu tespit edildi. Bu sorunun klasik, geleneksel, konvansiyonel yöntemlerle çözülmeyeceği anlaşılmış oldu.
ve şu anda yeni bir çözüm nerede olabilir? Bunun peşinde koşuluyor. Şimdi sanatçıların çağrılması, farklı grupların çağrılması aslında bizim akil adamlardan öğrendiğimiz tarzın bir şekilde buraya da uygulanması gibi bir şey. Yani orada bir teknik öğrenildi. Şimdi o teknik buraya uygulanıyor. Nasıl? Biraz şöyle, hani akil adamlar dediğimiz çerçevede nasıl Kürt meselesinin bir şekilde tansiyonun düşülerek toplum içerisinde çözülmesi noktasında karşına bir akil adam olduğunu unutma. Bir şekilde müzakere alanı açılmaya çalışılıyor idiyse, benzer bir şey bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Bence bu yeni bir, eğer yeni bir siyaset tarzı olacaksa buralarda bir şekilde ortaya çıkacak. O yüzden de bir deneme yanılma yöntemiyle bu gidiyor. Yeniden hata olabilir, yeniden sorun olabilir. Bunu hep beraber test edeceğiz. Ama buradaki sıkıntı bence şu, az önce söylediğimiz şey, hani gençler var diyoruz. Ben de birkaç defa gittim, hem parka gittim hem meydana gittim. Parkta hakikaten daha çok gençler var, işte üniversite öğrencileri var, üniversitelerin kulüpleri var. Mesela hani bu da zaten profili gösteriyor 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi bu profilin talepleriyle Taksim dayanışmanın bulunduğu pozisyon birbiriyle çelişir hale geliyor aslında yavaş yavaş. Bence burada hükümet yeni Türkiye'ye uyum sağlayamıyor derken, hükümet adım attığında şu anda dayanışma biraz offside'a düşmüş oluyor. Ama dayanışmayı bu kadar şey alma. Yok yok, ben hani analiz anlamında yani söylüyorum, tespit anlamında söylüyorum. Dayanışma o yüzden eski solculardan, eski sol yöntemlerle çalışan bir İşte tam da o sahadaki şu anda o dinamikle o dayanışma da yavaş yavaş kendi arasında müzakere etmek zorunda kalacak. Yani bir reklama gideceğiz. Katılıyorum söylediklerin tümüne. Bir tek şeyin altını çiziyor. Dayanışmaya çok önem vermemek lazım. Şunun için önem vermemek lazım. Temsil olduğu için dinamiği önem veriyorsun. Dinamiği yaratan o değil. Elbette dinamiği değil. Yaratan başkaları ve o başkalarının ikna edilmesi önce önemli. Onlar oradan giderlerse dayanışmanın çok söyleyecek bir lafını kalacağını. Tam ben de onu söylüyorum aslında. Bu dinamik önce hükümeti zorluyordu. Şimdi o dayanışmayı zorlamaya başlayacak bu son hamleyle evet, beraber. Kısa bir ara veriyoruz. Devam ediyoruz Siyaset 24'te gezi olaylarını tartışmaya. En son Nuh Taksim dayanışma üstünden, değil mi? Bir meşruiyet analizi yaptı. Tabii çok doğru. Benim kanaatim şu, kısaca tekrar edecek olursam, bu krizin pek çok boyutu var ama geziyle ilgili ya da gezinin simgelediği iki tane yön var. Bu yönlerden bir tanesi Gezi Parkı'nın düzenlenmesiyle ilgili. Haklı, haksız, doğru, yanlış. Orada bir eylem yapıldı, bir sosyal patlama oldu. Gençler hala orada oturuyorlar. Şimdi oraya verilecek karar, halkın vereceği karar olarak tam ilan edilirse, ki hükümet bunu hızla yapmalı bence. Yani hiç vakit geçirmeden gerekli organlarını toplayıp plebisiti dünyaya, Türkiye'ye duyurmalı. Ondan sonra gençlerin oradan gitmekten orada başka... Galiba o plebisitin bir şartı da karşı tarafın bunu kabul etmesi. Karşı yani, taraf dediğin? Yani Taksim'deki muhataplar, hayır. Taksim'deki muhatapların tamam bu iyi bir yöntem ve biz bunu kabul ediyoruz iradesinin bir kere hissedilmesi. Ben sanmıyorum ya. Ben şöyle sanıyorum. Ama onun yapabiliriz edebiliriz derken biraz şartı Başbakanın o gibi geldi bana. Başbakanın düşündüğünü sanıyorum. Plebisit ya da referandum dersek bu bir etki yapar ve oradaki bu kalabalık dağılır mı? Yani muhatabımız kim? Başbakan başından beri onu soruyor. Muhatabımız dün arkadaşlar mı? Bu gece gidecek olanlar mı? Taksim dayanışma mı? Pek tabii böyle toplumsal hareketlerde bir sendika hareketi değil, bir parti hareketi değil. Doğrudan muhatap bulmak zor olduğu için sen belki onu söylüyorsun. Ama iller yasasını yanlış hatırlamıyorsam, belediye yerel yönetimler yasasının 15. maddesi belediyelere kimi konularda bu tür plebisitlere gitme yetkisi veriyor. Beyoğlu ilçesi ya da İstanbul ili, hangisi yasaya uygunsa böyle bir plebisite gidebilir. Bunu yarın çıkıp belediye başkanı şu tarihte gideceğiz diyebilir. Bunu dediği andan itibaren zaten bambaşka bir tabloya gireceğiz. Hala şu anda... Plebisit iyi bir fikir. Yani bu aslında bu tartışmaların sadece mesele ağaç meselesi değil diye başladı ya. Bu tartışmaların hepsini aslında birden sandığa götüren bir şey. Yani oraya gidince insanlar tabii, yani bir bakıma... parktaki ağaçları da oylamayacaklar. Türkiye'nin yaşadığı bir 15 gün var. Umarız bugün 15 günde biter ya da 16 gün neyse biter. Bu enkaz da kaldırılır. Evet, böyle ama boylamayla. Şunu da kabul etmek lazım Mustafa. Anlıyorum senin söylediklerini ve itiraz etmiyorum ama bir toplumsal psikoloji diye bir şey var. Orada bir topluluk var. Gençlerden oluşuyor çoğunluğu. Bu toplumsal psikolojiyi dikkate alarak bu diyalog ve gördüm, anlıyorum, konuşuyoruz fikrinin
Onlar da biraz daha yeşermesini sağlayacak bir süreye ihtiyacımız var. Yani yaptım bitti. Hayır, bence daha net bir ilan ve bunun üstünden yürümek. İkinci boyutu şu bence Gezi olaylarının, Gezi'nin doğrudan ifade etmediği bir şey Gezi Parkı'nın. O da politik tarzla ilgili bir birikmiş bir negatif tutumun dışa yansıması. Şimdi bu hangi konularda yansıyor? Kamusal alan politikalarıyla ilgili yansıyor. Bu alkol düzenlemesini sayabilirsiniz ya da başka tür unsurları sayabilirsiniz ama kamusal alan nasıl, kim tarafından, ne genişlikte kullanacak diye soru var. Tabii kamusal alan meselesi her geçen gün bizim hayatımızın daha doğrudan içine giriyor. Kentlerde, ilçelerde, beldelerde. Dolayısıyla burada da aslında hükümetin üslubundan değil ama mevcut yapıdan kaynaklanan kimi sorunların giderilmesi için de referandum gibi bir araç ne kadar önemli göreceğiz. Yani referandum, plebisit ve benzer mekanizmalarla bazı kararların alınmasında kamuoyuna davet çıkarmak, demokrasinin yani seçen ve seçilen arasındaki katmanların artması demek. Belki yeni bir anayasada. Ki bunlar öngörülüyor muhtemelen. Daha adimi merkeziyetçi bir yapıda, daha yerel yönetimlerin güçlü kararlar alabileceği, imkanlarının fazla olduğu yapıda, işte kent meclisleri, bu tür eğilim yoklamaları gibi pek çok ülkede olabilecek kurumsal hususlar devreye girebilir. O zaman hakikaten bu ben yaptım, ben itiraz ediyorum tarzı siyasi iktidarla toplum arasındaki ilişkilerin sekteye uğramasından kaynaklanacak sorunlar da azalır. Plebisitin ya da referandumun bu tür bir mantığı ve sembolik önemi olduğu kanaatindeyim. Aynı zamanda isterseniz bir Ankara, hemen onu ekleyeyim de zamanla ilgili bir şey eklemek istiyorum. Tamam. Biraz daha zamana ihtiyaç var derken bence olayın şu boyutu da önemli. Neticede bu bir siyasi anlaşmazlık, belli konularda farklı fikir sahibi olmak bu olayın bir boyutu ise de diğer bir boyutu da şu. Haklı veya haksız birçok insan belli bir acıya maruz kalmış oldu. O yüzden de onlarla rasyonel bir ilişkiye, siyasi bir ilişkiye geçmek için biraz daha fazla zamana ihtiyaç olabilir. Çünkü bu hani basit bir anlaşmazlığın ötesine geçmiş oldu. Tabii. Onu yani, gündeme almak lazım kesin, bence. Kesin. Yani bunu yani hükümetin de bu tür mülazaları duymasında çok fayda var. Yani bu teknik anlıyorum. Yani bir an önce hükümetin otoriteyi tesis etmek arzusunu, orada yaşanan sorunları, bunun şurada burada yaptığı etkileri. Ama infilak hafif bir infilak dediğin gibi psikolojik boyutları da var. Onu da dikkate almak lazım. Nitekim bu akşam biraz önce söyledik programı açarken bir Ankara'da yeni bir görüşme yapacak başbakan. Bu tempo çok hoşuma gidiyor. Yani bu tempo çok hoşuma gidiyor. Dün bir grup gitti. Çok farklı insanlar vardı. Sanatçılar gitti, bazıları mahalle baskısı oldu falan gidemedi, ayrı mesele. Şimdi yeni bir grup, yani hızlı bir şekilde bunların tempo ile yapılması çok güzel bir şey. Yani... Mesela dünkü sorunlardan biri şu oldu, biraz ben takip ettiğim için de biliyorum. Bir kocaman listeler, isimler dolaştı. Çoğunluk gitmek niyetindeyken polisin işte Taksim zamanlaması meselesi. Diyelim. Yani yaptığı eylemin içeriğiyle ilgili bir tartışma yok ama zamanlama itibariyle işte Gezi Parkı'na da gazlar şunlar filan gelince bir rahatsızlık, çekimsellik oldu. İster misiniz bir Ankara'ya arkadaşlar hazırsa bağlanalım? Hazır değilmiş. Peki o zaman biz işin diğer boyutuna geçelim. Bir görüntü var. Yani şöyle söyleyelim. Bu işin sadece bir çevre hareketinden ibaret olmadığını, bir siyasi iktidara karşı bu olayları fırsat bilerek çeşitli kalkışma girişiminde bulunan güçler ya da toplumsal kesimlerle ilgili bir tabii iddia var, bir bulgu da var bu konuda. Birden fazla var da bu çok enteresan. Şimdi bir görüntü izleyelim. Bunun hakikaten nasıl bir psikolojiden kaynaklandığını ve nasıl bir psikoloji ürettiğini daha sonra birlikte tartışalım.
Şimdi bu inanılmaz görüntüler bir alışveriş merkezinde oluyor. Telefonla konuşan bir kişinin başında onu zorla ayağa kaldırmak ve hükümete karşı Tayyip Erdoğan istifa dedirtmek için baskı yapan hanımları görüyorsunuz. Bu kadınlar çok ilginç. Kadınlar bu, yani. Bu görüntüler ne yazık ki adam da çaresiz bir şekilde bir şey anlatıyor herhalde. Telefonda konuşuyorum. Evet, susun mu diyor. Sonunda zaten isyan ediyor adam. Bu görüntüleri pek çoğumuz pek çok şekilde yaşıyoruz. Ben olayların ilk gecesi yan komşumun evimin içine açtığı avaz avaz 10. yıl marşıyla yerimden zıpladım. Ve her gece yürüyüşler devam ediyor. Tabii bu olayları biraz sonra konuşuruz. Bunun yaratmış olduğu bir de reaksiyon var tabii. Yani bunun işaret ettiği bir bellek var. Bak adam çaresiz bir şekilde bela mısınız başında der gibi ellerini açıyor böyle. Evet, peki. Evet, görüntüler şimdi Mustafa sen de devam şey edelim. Şimdi bu hani mahalle baskısı olarak kodlanan bir daha ötesi bir anlam taşıyor elbette ama bir vaka bu. Yani burada orta sınıfın üzerinde olduğu belli, kıyafetlerinden belli. Bir tipoloji beyaz yakalı, halleri vakitleri iyi hanımlar. Nedense hanımlar daha bir şeyli, coşkulu ve daha saldırgan, nefret dili daha fazla var. Ne yazık ki bu süreçte gördüğümüz. Orada sen de bizim gibi ol diyorlar adama. Muhtemelen katılımcıların birçoğu bu duruma, adamın durumuna düşmemek için de orada en azından ayaktalar, alkışlamıyorlarsa bile. Yani kalabalığa karışmış durumdalar. Bu İstanbul'un en ciddi, en lüks alışveriş merkezlerinden birisi oluyor. AVM'de AVM'yi protesto ediyorlar. AVM'de AVM istemiyoruz diyorlar. Şimdi böyle de bir çelişki içerisinde bunlar. Bunu yaşıyoruz. Şimdi burada mesele ağaç meselesi değil. Zaten öyle biliyoruz. Mesele ağaç meselesi değil diyenlerin özgürlük istiyoruz. Kendimizi anlatmak istiyoruz. Tanınmak istiyoruz. Yaşam tarzımızdan kaygımız var. Kendi fikrimizi ifade etmekten kaygımız var diyenlerin başkalarının yaşam tarzlarına, başkalarının fikirlerine saygı duymadıklarını gösteren sayısız örnekten, benim duyduğum ve gördüğüm sayısız örnekten bir tanesi bu. Aynı zamanda bir şey tarafı da var. Yani oradaki karşı karşıya bulunan adam içinde trajik bir tarafı var. Yani büyük bela. Şimdi bu eylemlerin meşruiyetinin konuştuğumuz tas içerisinde eylemlerin meşruiyetini en çok alan durumlardan bir tanesi bu. Toplumun büyük bir bölümü ciddiye alıyor. Burada bir şey oluyor, bu adamlar bir şey diyor. Ama sempati duymuyorlar. Şimdi bunu da görmek gerekiyor. Burada toplumun bütünüyle çelişik bir grubun teşebbüsü var. Yani Cumhuriyet mitinglerinden kalma bir geleneğin biraz daha nefreti ve öfkesi artmış. Karşısındakinin varlığına itirazı olan, karşısındakinin eylemine değil. Şimdi bakın 15 gün geçti. 15 günde Taksim Gezi Parkı'ndaki 13 ağaç mı? 23 ağaç olsun, 53 ağaç olsun. Yani 13 ağaç sonuçta ama şu konuşuyoruz. Yani bu eylemin de bunun için yapıldığını varsaydığımız insanlarla muhatabız. 15 günde sadece İstanbul'da kaç tane Gezi Parkı ayarında inşaat olmuştur biliyor muyuz? Ve bütün Türkiye'de kaç tane olmuştur? Yani metropol dediğiniz şey zaten kaçınılmaz olarak nüfusla birlikte betonlaşmaya giden ya da düzenlemeye giden bir şey. Kaldı ki orası betonlaşmayacaklar. Şimdi bu çelişkilerin, tutarsızlıkların ard arda yaşandığı bir eylem zinciriyle karşı karşıyayız. Bugün Star Gazetesi'nin manşetine yansıyan Salı günü Sayın Başbakan'ın anlattığı bir genç kadın, çocuğuyla birlikte bir genç kadın, bebeğiyle, 6 aylık bebeğiyle bir genç kadının uğradığı saldırı. Yine kadın faktörü var. Kadınlar küfrediyorlar, erkekleri tahrik ediyorlar ve onlar saldırıp tartaklıyorlar, dövüyorlar, ağır şeyler yapıyorlar. Bugün gazetede var, internet sitesinde var, izleyicilerimiz var, bakabilir. Evet. Şimdi senin yaşadığın olay, başka insanların yaşadıkları olaylar, yani toplum içerisinde ötekiye, kendisine benzemeyene tahammülsüzlük, eşitlik arayışı değil. Yani bir eşitlik arayışı duygusu alamıyorum burada. Eski statüye dönüş, eski statüyü arzulama, siz nereden çıktınız? Siz de hayatımıza nereden karıştınız? Nereden geldi sizin bu iktidarınız? Nereden çıktı başörtülüler? Nereden bu muhafazakar adamlar? Nereden bu medyadaki bu sizin kafa kaldırmanızı içeren bir topyekün, biraz umutsuz, biraz isyankar ama demokratik olduğu tartışılan bir şey. Bunları ifade etmek demokratiktir. Yani bunu
ahlaken çok meşru olmamakla birlikte bu fikirleri ifade etmek elbette demokratik. Yeni Türkiye dediğimiz şey böyle bir şey olmak zorunda. Yani eski imtiyazlı hallerini, eski güzel günlerini arayan insanların da kendileri ifade edebildikleri bir ortamdır yeni Türkiye. Bu açıdan ben bunlara itiraz etmiyorum. Fakat konuştuğumuz şey bir özel hayat, özel hayata saygı, özel hayat yaşam tarzı kaygısı, özgürlüklerin genişletilmesi konusu ise burada sabahlara kadar konuşacağımız çelişkiler var. Karşımızda kitleyi, Türkiye'yi temsil eden bir kitle olarak alıp değerlendirmek hatasına düşmemek lazım. Bununla birlikte bu durumun yaratacağı toplumsal etkilerden, toplumsal problemlerden de sorumlu, otomatikman sorumlu olan bir kalabalıkla karşı karşıya. Şimdi o Gezi Parkı profiliyle ilgili birkaç araştırma çıktı. En son Yener yaptı. Şimdi bunu bir oradaki insanların hak taleplerinin gayrimeşruluğuna bir delil olarak göstermiyorum. 175'e yakını son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Zaten çıplak gözle önce Bilgi Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada tersiydi. Ki layık çağdaş kendisini tanımlıyor. Tamam, buna bir itiraz yok ama bu etiket de aynı zamanda eylemlerin analizinde bizim işimize yarayan bir şey. Yani bir küçük itirazım var. Niye söyleyeyim? Hayır, şunu da bitireyim. İtirazını belki affedecektir. Şimdi sandıkta oluşan bir umutsuzluk var. Sandıklar kuruluyor ve her defasında bir yenilgi var ve bu giderek yenilgiye, ağır mağlubiyet duygusuna yol açıyor insanlarda. Şimdi dayanışmacıların veyahut da bu sabahleyin birkaç televizyonda dinledim. Bir takım mülakatlar yapıldı alandan. Referanduma ne diyorsunuz? Referanduma da ontolojik bir itiraz var. Ne referandumu kardeşim diyen bir şey var. Çünkü referandum, sandık demek şu ana kadar denenen yöntemin, sonuç alınamayan yöntemin adı. Şimdi bu tabloyu da çözmemiz gerekiyor. Yani biz karşıdakileri anlayalım, iktidar partisi karşıdakileri anlasın. Tabii iktidar partisi, Sayın Erdoğan'ın herkesi anlamak mecburiyeti var. Yani sonuçta öyle bir pozisyonda herkesi anlamak mecburiyeti. Zaten hepsinden de oy istiyor. Kimileri ebediyen vermeyecek olsalar bile her defasında bunu denemek zorunda. Anlayalım ama bir şeyi de geriden anlaması gerekiyor Türkiye'nin bir kısmının. Oluşmakta olan toplumsal çeşitliliği, yeni sınıf hareketini, muhafazakar kitlelerin sanatta, sporda, siyasette, ekonomide vesaire. Ekonomide o kadar iyi değil durum. Onu da ayrıca fırsat bulursak konuşuruz. O konuyla ilgili yazdım ama ilerleyişini, yani topluma ortak oluşunu, karar mekanizmalarının ortak oluşunu ve demokratik usullerle bunu yapıyor oluşunu da anlamak mecburiyeti var. Yani evet. Mutsuzluktan kurtulmak zaten için... yıllardır demokratikleşme bunun kavgasını vermiyor. Mutsuzluktan kurtulmak için buna da bir saygı göstermek gerekiyor. Şimdi başörtülü gördüm. Nereden çıktı bu? Bu Tayyip Erdoğan'da nereden çıktı? Bu Star gazetesinde nereden çıktı? Yeni Şafak'ta nereden çıktı? Ne bileyim bir şey Askon, Tuskon, Müsiyat nereden çıktı derseniz hayat mutsuz geçer. Bunlar var. Hayatın içinde olacaklar, gelişiyorlar. Sosyal bir tabanları var. Bir enerjileri var. Bir derinlikleri var. Bir cevherleri var. Ve bu var olan şeyler Türkiye'ye bir değer kattı. Sonuçta yaşadığımız Türkiye. O protestoların yapıldığı alışveriş merkezi de o Türkiye'nin bir eseri. Veya İstanbul'un çeşitli yerlerinde bir sosyalleşme aracı olan AVM'leri savunduğum için falan söylemiyorum. Veyahut da sinemalar veya restoranlar veya tramvay, metrobüs her neyse, uçaklar falan vesaire neyse. Bunlar da o insanların ürettiği Türkiye'nin eserleri. Şimdi bunu alacaksın fakat o insanların varlığına tahammül edemeyeceksin. Ya da o insanların varlığını reddedeceksin. O duygu içine atamayacaksın. Bu çelişki demokratik değil elbette. Zaten tartışmıyorum evet. Ama bu çelişkiden kurtulmak gerekiyor. İnsanların yüzünü gülebilmesi için. Yani belki o öfkenin Taksim'e de iyice fokuslanıp bitireyim. Bitir. Öfkenin temel sebebi bu karşıdakini yok saymak ama bunu hafifletmenin referandumlarda şundan da bundan en önemli yollarından bir tanesi o insanların da biraz kendilerini o kabul seviyesine çekebilmeleri. Şimdi kalıcı olarak bir demokrasi, kalıcı olarak bir uzlaşma arıyorsak herkesin olup biteni anlaması, herkesin karşısındaki anlamasına gayret etmek gerekir. Sadece bir tarafın değil. O kadar çok konunun altını çizdin ki bunların hepsini tartışalım. Şimdi tabii burada bir düşün. Sanatçılar iznini hayır ama bir saniye hayır bu bir şey değil. Sanatçılar başbakana gidemiyor. Yani 2-3 tane sanatçı veya gidenler siz de nereden çıktınız işte nasıl sanatçısınız mı? Şimdi bu olmaz. Yani bir demokraside bir başbakana hele böylesine bir kriz vakasına bağlantılı giden insanlara bu olmaz. Bu iyi bir örnek değil. Çünkü bu olayın davet edildiği gün müthiş bir polis eylemi vardı şeyde. Belki ondan korkmuşlar. Yok canım adam gidemiyor çünkü mukavelerini feshederim falan filan gibi baskılarla gidemiyor. Peki onları ayrı ayrı konuşalım. Şimdi tabii pek çok konunun altını çiziyorsun. Burada bir işin diğer boyutu. Yani bu biraz 28 Şubat havası. Biraz Türkiye'deki beyaz grupların
burayı fırsat bilerek ama seslerini çok yükselterek yarattıkları iklim. Bu iklimin yine anladığım kadar Nuh muhafazakar kesimler üzerinde yapmış olduğu bir travmatik yeni etki. Hatta öyle bir etki ki daha çok buraya yönelerek işin diğer tarafını daha az gören bir reaksiyon tipi. Tabii bunlar çok önemli tartışmalar. Hiç şüphe yok. Ama bir tek şeyi ayırıp sana vereceğim sözü. Şimdi kimliklerden yola çıkmak, yani anket yaptırılıyor ya, bunları ben çok doğru bulmuyorum. İlk yapılan anket daha doğrudur. Niye? Çünkü daha bindirme kıtalar Gezi'ye gelmemişti. Daha sonra işte gençlik, neo, TGB veya benzer gruplar geldiler, içeriye yığıldılar. Bilgi Üniversitesi'ni diyorsun. İlk evet o yaptı. Bilgi Üniversitesi'nin anketinde de benim bir itirazım var. Saha Bilgi Üniversitesi zaten. Yani dolayısıyla çok objektif. Bilgi Üniversitesi'nden çok akademisyen vardı. Objektif olamayabilir bizzat anket. Aktivist olarak tam oraya geleceğim. Bunların niye hiçbir önemi yok biliyor musunuz? Taksim Türkiye'nin seküler merkezlerinden bir tanesi. Seküler merkez kalsın kalmasın tartışması yok. Çanakkale'ye gidersiniz sekülerdir, Biga'ya gidersiniz muhafazakardır. Böyle alan ve yaşam ayrımları var. Eyüp'e, Sultanahmet'e gittiğiniz zaman, Üsküdar'a gittiğiniz zaman gelenek içerisindedir. Bu yeni bir şey değil. Ya da Beyoğlu eskiden beri, 19. yüzyıldan beri, 18. yüzyıldan beri hatta karşı taraftan sandalla gelinip içkicilerin içki aldıkları, tamamen gayrimüslimlerin yaşadığı ve başka tür bir hayatı ifade eden bir alan. Şimdi diyeceksiniz ki ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Zaten Gezi Parkı'na sahip çıkmak isteyen insanlar bu tür insanlar. Bu onların 28 Şubatçı 27 Mayıs'ı olduğunu göstermiyor. Bu onların demokrat sekülerde olabileceklerini gösteriyor. Onun için bu tür anketlere dalarak yüzde kaç CHP'li var, yüzde kaç AK Partili var diye bakmanın ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. İkincisi senin söylediğinde bir tek itirazım şuna. Son bölümde daha uzun konuşuruz. Ayırmak lazım, birleştirmemek lazım. Yani 28 Şubat vari tepkilerle diğer meseleleri ayrıştırarak analiz etmemiz lazım. Ben lafı uzattım. Ne kadar vaktimiz var? Peki reklama gidiyoruz. Sana hiç söz vermedik. Tamam. Tamamen seni konuşturalım. Büyük tebessüm saygılı. Kısa bir arada. Ruh sende söz. Bana söylediklerini yani canlı yayında söyleyebilirsin hiç rahatsız olmadan. Yok o resmi görüşüm o resmi görüşüm değildi. Söyleyeceğim şey şuydu aslında. Biraz önce de tartıştığımız şey. O kadar gergin ve kutuplaşmış bir ortamın içinden geçiyoruz ki burada farklı araştırmaların gerçekten nesnel ve ortaya yakın bir sonuç üreteceğine ben açıkçası inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Hani bunun gerekçesini konuşabiliriz. Bunlara gerek var mı? Bunu konuşabiliriz. Oradaki profil neyi yansıtır, neyi yansıtmaz? Bunların hepsini konuşabiliriz. Ama rakamlar üzerinden veya araştırmalar üzerinden şu anda sahada ne olduğuna cevap verebilecek bir bilimsel nesnelliğin ben Türkiye'de üretileceğine, şu an itibariyle öyle bir atmosferde üretileceğine inanmıyorum. Peki. Çünkü basın meselesinde de biz aynısını görüyoruz. Başka konularda da görüyoruz. Bu kadar kutuplaşmanın olduğu yerde maalesef herkes kendi kimliğini bir kenara bırakıp ya da kendi kimliğini bırakmayıp diğer faaliyetlerine girişiyor. Benim itirazım bu noktadaydı. Evet, peki buradan devam edelim. Yani itirazı var. Ben de böyle düşünmüyorum. Yani ben sadece gözlemlerim bile sahada yapılan, hiç anketlere gitmeden yapılan gözlemlerim bile bize sosyolojik olarak bir şey anlattığını düşünürüm. Ben tam bunun daha fazla anlatacağını düşünüyorum zaten. Yani böyle bir gözlemin öyle bir anketten daha fazla sağlayacağını yani anket, kimi anket 47 çıkarır, öteki başka şey çıkarır. Çok önemli değil ama ilk günler oradaki topluluklar daha sahiciydi. Daha sonraki günler daha katma ve evet, karma doğru, topluluklar oldular. Dolayısıyla bütün bu faktörler önemli ama herhalde şunu tartışmıyoruz. Orada toplanan bir gençlik var. Bu gençlikte AK Parti'nin döneminde büyümüş gençlik. Evet. Yani AK Parti'nin üretmiş olduğu demokratik bir düzende, açık toplumda onu soluyarak üremiş ve büyümüş çocuklar. Ve bu çocukların ortalamasının da daha seküler olduğunu tespit ediyoruz bu gözlemlerle. Ve taleplerinin de kendi yaşam alanları ve kendi işte yaşam tarzlarıyla ilgili şekillendiğini de görüyoruz. Dolayısıyla o toplumsal hassasiyetin nasıl ölçüldüğünden çok bence bu daha önemli. Şu biraz önce şeyi noktasına senle devam edelim. Bu muhafazakar kesimlerdeki algıyla ilgili devam edelim mi? Yani şimdi baktığımız zaman olayın pek çok boyutunu görüyoruz. Aslında bu boyutlar yavaş yavaş birbirinden ayrılmaya da başladı. Herkes bunun işte komplo kısmını da görüyor. Bunun toplumsal kısmını da görüyor.
Muhafazakar kesimlerde kanaatim o ki benim bu ayrışma çok kolay yapılamadı. Bunun nedenleri mi var yoksa bu ayrışma hakikaten benim yaptığım ayrışma yanlış bir ayrışma? İki şeyi ben burada özellikle altını çizmek isterim. Bir tanesi kendimden örnek vereyim. Benim için olayı tetikleyen şey ya da bir şekilde olayla ilgili algımı dönüştüren şey, işte sizin de başınıza gelen şey, gecenin yarısı, gecenin saat ikisinde tencere sesiyle uyanmak. Ve bu tencere sesini 28 Şubat'ın tencere ya da ışık açma kapatma sesiyle aynı olduğunu fark etmek. Ve inanılmaz sinirlendirdi beni buna maruz kalmak. Yani benim için ilk baştaki olay farklıydı. Ama bu bütün o travmayı, bütün o yaşanmışlığı geri getirdiği için bence genel olarak bu bir reaksiyon oluşturdu. Birincisi bu. İkincisi de burada işte gel buraya sadece mesele sadece ağaç değil sloganıyla beraber olayın biraz şeklinin değişmesi oldu. Orada da kritik bence önemli nokta şu, bir şekilde tartışmanın genel ağaç, şehirleşme, işte kent konseyleri ya da yerel yönetimler vesaire bütün bunların dışına çıkıp doğrudan Tayyip Erdoğan'ın şahsını hedef alan bir saldırı haline gelmesi. Yani her tarafta Tayyip Erdoğan'a doğrudan küfürlerin yer alması. Tayyip Erdoğan'ın iktidarının çok kişiselleşmiş algısı üstünden gelişmiş olabilir. Reaksiyon olamaz mı? Ben haklılığını haksızlığını tartışmıyorum. Ama sadece şunu görüyorum. Neticede Türkiye'de belki 80 yıldır, 90 yıldır Türkiye'de muhafazakar kesimlerin ilk defa kendilerini iktidarla eşleştirdikleri bir lider olarak ortaya çıkıyor Tayyip Erdoğan. Ve böyle bir lidere yapılan bir saldırı olarak algılanmaya başladı. Zaten şeyi hatırlarsanız bizim de gazetede yani Star gazetesinde de yedirmeyeceğiz manşeti aslında bunu gösteren en önemli şeylerden bir tanesiydi. Bence kritik nokta orada oldu. Yani bir şekilde bu talepler doğrudan Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kalkışma olarak algılanabilecek bir noktaya gelmesiydi. O noktada da tabii haklılık, haksızlık, bir şekilde tartışılması gereken başka şeyler var mı? Hepsinin üstü örtülerek bir savunma refleksine girildi. Bu da bence kutuplaşmayı ve gerginliği daha fazla arttırdı. Zeynep, Ankara'da hazır. Zeynep'e bağlanalım. Bir de yağmur da yağıyormuş. Zeynep'i çok ıslatmayalım. Evet, Ankara'da bu akşam bir toplantı var. Başbakanla sanatçılar yine bu geziyle ilgili görüşecekler. Zeynep Er Yılmaz hatta. Zeynep merhaba. Merhaba Ali Bayramoğlu. Evet, bize anlatır mısın? Bize nedir? Neler oluyor? Kim geliyor? Kaçta başlıyor? Hava ne? Ali Bayramoğlu, Başbakan Erdoğan dün ilk olarak Gezi Parkı'ndan bir heyeti kabul etmişti. 11 kişilik bir heyetti. Bugün de başka bir heyeti kabul edecek ve o heyetin içinde de sanatçılar olacak. Gezi Parkı'ndan isimler olacak. Bu heyetin içinde bulunacak isimlere geleceğiz. Ancak şunu hatırlatmak gerekiyor. Bu görüşme yaklaşık bir saat sonra başlayacak Ankara'da Başbakanlık konutunda. Bu görüşmede 8 sanatçı yer alıyor ve Taksim Dayanışma Heyetinden de 2 isim bulunuyor. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Başkanı Eyüp Muhçu'nun yanı sıra SEP Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzü yer alıyor. Sanatçılar 8 kişi: Sunay Akın, Ceyda Düvenci, Yavuz Bingöl, Halit Ergenç, Sertap Erener, Mahsun Kırmızıgül, Nebil Özgentürk ve Ali Sunal isimleri yer alıyor. Şunu da hatırlatalım Ali Bayramoğlu. Görüşme talebi bu isimlerden geldi. Başbakanla görüşme talebini bu isimler belirtti. Saat 22.30'da da yaklaşık bir saat sonra da Başbakan Erdoğan bu isimlerle Başbakanlık konutunda Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olmak üzere görüşecek. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep. Evet, yani isimlere bakınca önemli şöhretler, Mustafa. Şöhretlerden yani Halit Ergenç mesela bildiğim kadar bu işte çok aktif. Aktifti, olarak evet. Sahada eylemcilik yaptı. Diğer öyle başka isimler de arka arkaya geldi. Çoğu eylemci. Dayanışmadan, Taksim Dayanışmadan İlk iki Mıhçı, kişinin olması da çok derece oldu. Önemli. Çünkü en azından bir yeni bir görüşme ya da onların dışarıda kaldık. Bırakılıyoruz. Şunu diyebilir miyiz? İddiasını ortadan kaldıran bir şey. Sen daha iyi tanıyorsun, yani daha şey yapıyorsun. Dün ve bugün kadroların hepsini toplarsak, yani özellikle bu yeni heyetle birlikte, yani temsil aşağı yukarı sağlanmış denilebilir herhalde. Bence yine evet. Dışarıda kalanlar vardır ama sağlanmış denilebilir. Şimdi evet. Yani Eyüp Mıhçı tabii daha önceki heyetlerde de vardı zannederim. Sayın Arınç'la yapılan görüşmede de zannediyorum. Vardı. Hatırlamıyorum o heyetteki isimleri. Yani dediğim gibi buradaki ana sorun spontane bir hareket olduğu için
O hareketin içerisinde biliyorsunuz Taksim Dayanışma 80 tane ayrı yapıdan oluşuyor. İçinde Taksim Platform var, evet. İşte çeşitli odalar var vesaire. Bu odaların bir kısmının eskiden kalma o 60'ların 70'lerin sol dilini hiç elden bırakmadıklarını ve her vesilede onları oraya soktuklarını biliyoruz. Ama Taksim Platform gibi yapılar çok sivil yapılar. Yani bunlar sadece o hassasiyetle kurulmuş öğrencilerden, işte gazetecilerden vesaire insanlardan oluşan yapılar. Kim temsil ediyor sorusuna cevap vermek çok zor. Ama şu var, dün görüşenler Taksim Platform ve gençler, bu akşam görüşenler orada eylem yapan sanatçılar ki başbakan onlara hafif kızgındı hatırlıyorsunuz ve çok da ön planda oldular yani medyatik olmaları itibariyle. Taksim Dayanışma, yarın da başka bir grup çıkarsa bunlar fokus gruplar gibi yani parça parça aslında o sahayı temsil ederler. Burada kimse şunu yapamaz. Evet, ben size taahhüt ediyorum, siz plebisit deyin, ben orayı boşaltayım. Bunu yapacak güçte ben hiçbir örgütün olduğunu sanmıyorum. Belki dayanışma. Şunu yapabilirler yalnız, kimseden kitleye talimat veren bir konuşma yapması beklenmiyor ama kendi duygusunu yansıtması bekleniyor. Ben de onu söyleyecektim. Yani. Ben de öyle devam edecektim. Ben yokum arkadaş artık diyebilir bir adam. Ben de öyle devam edecektim. Yani kimse emir komutayla orayı boşaltacak bir temsil kabiliyetine sahip değil ama bu tür arka arkaya yapılan görüşmelerin sonucu bu olacaktır. Yani bireysel olarak insanların mesaj alınmıştır. Mesajı verdiklerini aldıkları konuşmaları zaten dün gidenlerin bugün çeşitli konuşmaları bile bunu gösteriyor. İnşallah bu akşamki toplantı da öyle geçer. Ve bu işi biz demokratik olarak çözmüş oluruz. Burada da ben felaket tellal olarak araya gireyim. Tabii herhangi bir şiddet ya da polis müdahalesi gibi bir şey olmadı. Onu zaten ön koşul olarak koyduk. Siyasetçilerin bir ödevi var. Aman şiddetle uğraşmasınlar. Ama zaten bu diğer arkadaşların, top sahadaki arkadaşların bir ödevi var. Bu işin çözümü için uğraşsınlar. Dün akşamki piyano görüntüsü Taksim'den bence yumuşatıcı bir görüntüydü. Ya bir şey atlamayalım. Yani vaktimiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Şimdi tabii bu hadisenin başlangıcına ilişkin sayısız analiz yaptık. Başlangıçta önlenebilirdi vesaire. Büyüdü. Bir çevre hareketi büyüdü. Başka bir şeye dönüştü. Dönüşünce de başka unsurlar devreye girdi. Yani Sayın Erdoğan birkaç gündür özellikle Afrika dönüşünden sonra bir hedef koyuyor karşıya ve faiz lobisi ya da işte çıkar lobileri veya ulusal ve uluslararası güçler. Biraz şu numara anlatır mısınız? Ben bu arada açılmışken şu uluslararası komplo ve faiz lobisinin verileri nelerdir? Bunları bana muğlak geliyor. Çok doğru. Bunları hedef olarak karşısına koydu. Bu işin şu anda sarf ettiği mesai çekirdeğini ikna etmek, kendini onlara anlatmak ve bir diyalog hattı oluşturmak. Ama büyük oyun başka. Yani Erdoğan bir iktidar oyunu. Burada bir iktidarına tehdit algısı içinde açık bir şekilde içerisinde ve bu iktidar oyunu da sert bir şekilde oynuyor. Zaten bugünlerdeki sertliği büyük ölçüde onlara. Yani soru sorabilir miyim yoksa bozar mıyım akışını? Soruna cevap vereceğim az önceki soruna. Bunun içerisinde şimdi bu iktidar faiz lobisi falan kimdir, uluslararası güçler, ittifaklar kimdir falan sorusunun cevabı burada. Şimdi olay başladığında yani o ilk müdahale, 5. gündeki müdahale cumartesi akşamına kadar çok hızlı bir şekilde ama özellikle o akşam çok hızlı bir şekilde uluslararası bir tanınırlık, bilinirlik ve kampanya gücü kazandı. Ondan sonra da içeride Türkiye'nin birkaç büyük holdingi, başta reklam verenlerin reklam kesmesi. Yani bu reklam kesme meselesini biz biliyoruz. Bunu biraz aç. Açarak gidiyorum zaten. Reklam kesme meselesini biliyoruz. Bu bir olağanüstü hal alarmıdır. Yani bir harp var ya da bir deprem var. Depremde olmuştu bu. Bu olaya dakika bir böyle bir anlam yüklediğinizde karşıda başbakan olarak oradan alacağınız bir mesaj var. Onu aldı. Yani karşımdakiler bana... Ne oldu mesela? Kim reklam nereye vermedi? Türkiye'nin... Size mi verilmedi? Hayır. Bütün medyaya verilmedi. Türkiye'nin yaklaşık yani reklam ajansları vardır, reklamları dağıtan ve çoğu uluslararası ortak, tamamı uluslararası ortaklıktadır. Bunlar marifetiyle ama Türkiye'nin sayılı holdingleri, yani şimdi isim vermeme gerek olmayacak kadar akla gelenlerin hepsi, sayılı reklam markaları, televizyon, hepsi birden reklamları kesti. Şimdi açılmaya başlandı, yalnız onu söyleyeyim. Kesti. Şimdi bu bir. İkincisi, bundan daha
önemli bir şeyi. Bir takım holdingler, bir takım kuruluşlar 27 Nisan'da Cumhuriyet mitinglerinde olduğu gibi, aynı zamanda sadece bugün değil, personellerini, kendi inisiyatiflerini, merkezden aldıkları kararları eylemler lehine yönlendirdiler, izin verdiler, desteklediler vesaire. Artı Türkiye'den uluslararası medya kuruluşları, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri olan, bunlarla bağlantıları öteden beri başka meselelerde de bağlantıları olan kişi ve kuruluşlar, hatta önemli şahıslar, uluslararası aktörleri harekete geçirdiler ya da bunun için çaba sarf ettiler. Twitter bunların bana göre en masum yönü. Yani Twitter'da muazzam bir kampanya vardı, harekete geçirdiler. Bir anda evet, çekirdekte bir çevre eylemi var ve şu anda olduğu gibi Sayın Başbakan bunlarla halleşmeye çalışıyor, onları ikna etmeye çalışıyor. Bir anda bunun etrafında oluşan bir daha güçlü bir halka oluştu. Peki şöyle bir neden sorun var benim. Neden oluştu? Çok neden zamanımız oluştu? Çok uzun neden değil. Oluştu? Bu unsurlar buradan hükümetin gidebileceğini veya zarar alabileceğini, Erdoğan'ın gerileyebileceğini ya da sarsılabileceğini analiz ettiler. Dolayısıyla faiz lobisi dediğiniz şey tahtakaledeki tefeciler değil yani. Çekimi senedimi geldim kırdırdım meselesi değil. Burada bir çıkar grubu var. Öteden beri çeşitli kritik olaylarda, hangi kritik olaylarda? 27 Nisan'da Cumhuriyet mitinglerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve parti kapatma davasında. Araya girmeme müsaade et. Bunu çok iyi anlıyorum, bu mantığı. Buna daha önce bunun çok tekrarları da oldu. Elbette yani İsrail'den başlayalım. Çeşitli farklı çevrelere kadar buradaki iktidarın yıkılmasını ve gitmesini arzu edenler devreye girmiştir. Buna şüphe yok ama biraz bu konuda iddialarımız ileri gitmiyor mu diye birkaç sorun var. Mesela kendimi bir yabancı konumuna koyayım ve Türkiye'ye bakıyorum. İstanbul yanıyor, Ankara yanıyor, İzmir yanıyor, Manisa yanıyor. Yani sokakta olaylar var, polis bunları bastıramıyor. Çok kısa bir süre önce Arap Baharı adı altında benzer görüntüler yaşanmış. Bütün bunlar kaçırılmaz olarak şu sonuçlara yol açmaz mı? Bir, burada çok büyük bir sıcak para var faiz politikalarımızla. Bunun ani şekilde geri çıkması. Galiba 8 milyar dolar çıkmış. İki, basın... 8 değil. Öyle okudum. 1,5-2 milyar dolar. Peki, yanılıyorsam düzelt. Yani böyle bir etki yaratmadı, onu söyleyelim. Şimdi bana tabii gelen, yani ben de bir yere paramı yatırmışsam, orada istikrar, ekonomik istikrarla ilgili sorun varsa, hızlı da çekme imkanım varsa çeker, başka doğru yere doğru kaydırırım. Bunun sonucunu ihmal etmiyor muyuz? İkincisi, basınla ilgili mesela CNN'in, belki sen daha iyi Nuh takip etmişsindir, CNN'in canlı yayın yapmasını kötü niyet olarak yayınlayan, hatta Dijitürk'ten hemen çıkarıldı falan diye de bugün söylentiler vardı. Bunlar da tabii değil mi? Yani biraz önce söylediğim görüntüler, hükümeti yıkmaya da çalışan bir hava var. Bu arada Taksim'de bir genç ayaklanması var. Bana yüzlerce arkadaşımdan, yurt dışından sorular geliyor, ne oluyor diye. Bu canlı yayınlar, bu borsadan para çıkışları, faizin, yani ekonominin bunlara tepki vermesi, olayların akışı içinde değil mi? İki cümle söyleyeceğim. İkinize de soruyorum. İki cümle söyleyeceğim, bunu vereceğim. Tabii değil. Mesele bu. Ama her yerde oldu bunlar. Hayır. Mesele bu. Buradaki gayri tabilik mesele. Uluslararası medya Türkiye'ye acımasız davrandı. Olayların yansıtılması, saatlerce yayın yapmasına... Ha bak, şu da var Mustafa, unutmayayım. Şimdi bu eskiden beri olur. Gelir Amerikalı gazeteci buraya, belli insanlarla konuşur. Onlar zaten muhalif pozisyondalarsa, onların aktardıkları bilgilerde işlerine giriyorsa onlar çıkar. Bunlar hep böyleydi. Hayır. Şimdi olabilir hep böyle. Şimdi böyle yeni bir şey değil. Bu vakada. Uluslararası medya Türkiye acımasız davrandı ve olaylar tek yanlı yansıdı. Şimdi buradaki kritik, uluslararası medya açısından kritik eşiklerden bir tanesi bu. İçerideki aktörler yanlış ve tek yanlı sinyalleri ısrarla verdiler. Bir başka kritik nokta bu. Şimdi CNN'in International'ın yaptığı yayın, biz onu görüyoruz. Başlı başına problemli bir yayın ama bütün Avrupa kanalları, yani irili ufak adını duymadım. Neden problemli? Bütün Avrupa kanalları CNN International kadar problemli bir yayın yaptılar ve tek yanlı verdiler. Olaylardaki gösterici profilinden alın da olayın gerçek sebeplerine ilişkin analizlere ve haberlere kadar, Türkiye'nin bütünlüğü, konunun ne kadar ilgilendirdiğine kadar, tabii ki bir iç medya, Türkiye medyası kadar ayrıntılı yayın yapmalarını bekleyemeyiz ama acımasız davrandıklarını, Türkiye'ye antipatik bir tavır koyduklarını, bir Arap Baharı modeli ne şablonla oturtmaya çalıştıkları muhakkak. Oysa sıradan bir uluslararası medyacı da Türkiye'nin Türk Baharı'nı bir şekilde yaptığını, zaten Türk Baharı'ndan geri dönüş
tezahürleri içerdiğini bu girişimlerin görebilirdi. Ama, o açıdan. Ama o açıdan tabii diyemezsin. Ya. Yani şunun için pozitif bir durum değil. Ben bunu anlıyorum da ben de şunu anlamakta zorlanıyorum. Şunu söylüyorum. Diyorsun ki yani bunu başbakan da söylüyor. Biz Türk Baharı'nı 2002'de başlattık. Peki ben de zaten yıllardır bunu söyleyenlerden biriyim. Sen de onun parçasısın zaten. Ben de tamam. Buna itirazım yok. Kendimle ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bu yangın ve bu ateş yani bir benzin deposu patladığı zaman oraya bakmak ve oradaki asıl eylemleri işte polis baskısını vesaireyi görüntülendirmek de biraz gazeteciliğin kaçınılmaz unsurlarından biridir. Malzeme verilmedi diyemeyiz. Malzeme verilmedi diyemeyiz. Yani fakat o kadar polis eylemi olursa, o kadar gaz olursa kaçınılmaz olarak sen de gazetecisin, ben de gazeteciyim. Hayır. Başka ülkelerde bu olduğu zaman buna bakıyorsun. İlle yani bu kalkışlama mı, komplo mu bunları da çok sorgulamadan çıplak olarak vermenin de getirmiş olduğu meseleler var bence. Özeti şu. Acımasız davran. Yani bir başka Avrupa ülkesine ya da benzer sorunları yaşayan Arap Baharı ülkeleri hariç herhangi bir ülkeye yapılmayacak kadar acımasız davranıldı ve tek yanlı verildi. Bu problem bu. Yoksa olay var. Orada bir şey yanıyor. Onu göstermek makul. Onu saatlerce göstermekte de bir art niyet var ama o da kendi içinde makul olabilir. Fakat olayların yorumları sadece CNN International değil, tekrar söylüyorum. Yani çok peki, kabul ciddi gazetelerdeki yorumlar. İtiraz etmem bunlara ama şöyle bir kaygım var. Bunu biz o kadar çok belki Türkiye'de söyledik ki sokakta iki tür algı var. Bir, iktidar yanlısı ve iktidarı savunmak üstüne konumlanmış kanaat önderleri, gazeteciler bu işi çarpıtıyorlar. Diğer tarafa döndüğü zaman muhafazakar kesimde işte bu CNN ve Batı büyük bir komplo hareketi içerisinde bize karşı davranıyor. Yani bir tür benim çünkü en büyük endişelerimden biri şu ana kadar oluşan toplumsal kutuplaşma. Bu kutuplaşmaya da fayda katkısı olmuyor mu? Yani Nuh'a da istersen. Ama bir cümle daha söyleyeceğim de kusura bakma. İktidar yanlısı gibi görünen ya da suçlanan gazete ve gazeteciler olayı çarpıtmadılar. Gerçekten dürüst, ahlaklı ve bana göre çok övünülecek bir gazeteci. Ama Mustafa sadece komplo tarafına baktılar. Ama her cümle bir şeye amayla başlarsan bitmez ki ya. O zaman siz konuşun yani. Sanki ama her cümle amayla falan ki yani bir cümle bitmiyor ki. Peki buyurun Mustafa Bey. Neyse yani şey yapalım Nuh devam etsin. Yani, niye kızıyorsun? Hayır ama yani bir cümle söylüyorum ama sonunda fakat yani hangisi? Mustafa deminden beri konuşuyorsun. Ya konuşamıyorum ki deminden beri. Öyle mi? Lütfen bitir mantığını. Yani aynı soruları tekrarlıyorsun bana karşı. Benim sorularım, benim düşüncelerim. Ya ama tamam da cümleyi bitirim ya azından. Cümleyi bitirme bir imkan tanı. Bitir. Şimdi bir taraftan zaten bu olayın içerideki şeyi de hacimlenmesi de dışarıdaki medya servisinde de zaten Türk medyasının bir kesiminin ciddi ve gözden kaçırılamayacak kadar büyük bir gazetecilik hatası var. Olayların başlangıcında çok sayıda gazeteci aktif bir rol oynadı. Yani olayların yayılmasında, konuşulmasında, yanlış kamuoyu oluşmasında aktif bir rol oynadı. Bunu biz ilk defa görmüyoruz. Şimdi bu ilk defa görmediğimiz şey bir komplo değildir. Yani daha önce olan şey bugün de oluyor diyemez, denemez. Daha önce oldu bu ve her fırsatta kendini bu şekilde ifade eden bir medya anlayışı var Türkiye'de ve ona mukabil karşılıklı medya, diğer medyanın reaksiyonuyla da kıyaslanamaz bir şey bu. Yani bir yandan bir sorun var. Yüzlerce yazı ve manşet çıktı, konuşma çıktı. Evet, oradaki insanların kaygıları anlıyor. Oradaki insanların kaygılarına herkesin saygısı var dendi. Fakat onun etrafındaki şiddet sarmalının reklamının karşısında bu bir yandaşlık ya da bir işte hükümet yanlılığı olarak görüldü. Bu meseleyi böyle ayırma kalitesini gösteren medya var Türkiye'de. İyi ki var. Yoksa olaylar bambaşka bir yere gidebilirdi. Evet. Ben birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi bu çatışmaların en fazla ya da krizin en fazla yükseldiği anda çatışma alanından uzakta Konrad Otel'in tepesinden yayın yapan BBC muhabirinin gaz maskesiyle işte çok ağır saldırı altındayız diyerek bir mizansen kurması. Hani nerede abartıldı diyoruz ya, elbette ortada bir haber durumu var. Bu haber yapılacak. Yani burada haber yapmayla ilgili bence de bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı haberin yapılma tarzı, süresi, yapılma şekli. Yani Konrad Otel'in tepesinde 15. katta o rüzgarın altında gaza maruz kalması veya gaz maskesiyle yayın yapması kabul edilebilir bir şey değil. Bu birincisi. İkincisi CNN'in 8 saat yayın yapması bence çok abartılı bir şeydi. Bence onun da ya Suriye'den toplam kaç saat yayın yaptı CNN International şu ana kadar? 130 bin kişi öldü şu ana kadar Suriye'de. Bu kadar yayın yapmadı belki CNN International. Bunun da ötesinde
Hani tekrar edeyim, belli bir şeyin elbette yapılması gerekiyordu. Ama Le Monde'daki karikatürü belki görmüşsünüzdür. Kolunda bir minareyle işte laisteye, laikliğe saldıran bir Tayyip Erdoğan figürü. Arkasında da iki tane işte başörtülü kadın hep beraber laiklere saldırıyorlar. Şimdi bu komplo olarak değil ama bir ön yargının olduğunu, bir şekilde Türkiye'ye baktığında özellikle Avrupa'nın bir oryantal despot görme arzusuyla bir şekilde Türkiye'ye baktığını ve hani Arap Baharı'nın burada tekrarlaması arzusuyla bunu böyle bir şekilde tasvir etmeye çalıştığını ben gördüm, açık söylemek gerekirse. Ha, bu nasıl verilebilirdi? Bu Fransa'da yaşanan isyanlar gibi de verilebilirdi. Veya Londra'da günlerce işte yağma yapıldı, 2000 kişi gözaltına alındı, tutuklandı vesaire. Böyle de verilebilirdi. Veya Amerika'daki işte bu Occupy Wall Street gibi de verilebilirdi. Ama onun ötesinde daha çok Mısır gibi, Tunus gibi otoriter bir liderin devrilmesi anı gibi verildi. Bence sıkıntı burada. Yoksa haber olmasında bir sıkıntı yok. Evet, yani benim söylediklerinize kısmen katılıyorum ama ben Türkiye'de şu andaki en büyük problemin bir kutuplaşma olduğu kanaatindeyim. Bu kutuplaşma toplumsal olarak da var. Bu kutuplaşma yorum olarak da var. Yani kendi yazdığım gazeteye bakıyorum. Sizin gazetenizle ilgili laf söylemeyeyim, Mustafa kızar sonra bana. Yok canım, söyleyeyim. Tabii söyleyeceğim fikirlerimi Mustafa. Kendi yazdığım gazeteye bakıyorum. Yani benim yazdığım gazeteyi ben veri olarak alırsam oradan çıkan tablo şudur. Aslında bunun toplumsal boyutu çok önemsizdir. Büyük bir Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı ulusal ve uluslararası bir komplo vardır. Şimdi bu bakış açısını abartarak veriyor olabilir benim gazetem. Bilerek ya da bilmeyerek. Ama bu abartı, bu işi sadece iktidar kavgasına bir tarafın yıkması, diğer tarafın da iktidar kavgasını hiç görmemesi, bunun sadece masum bir hareket olarak ortaya çıktığı iddiası maalesef yorumlarda da algıda da kutuplaşma yaratıyor. Eğer biz bugün bakın, ben birkaç kere daha söyledim, bu akillik vesaire hikayesi aylardır dolaşıyoruz. Geçen programda söyledim zannederim Nuh. Hiç bugüne kadar tesettür lafını duymadım. O kadar Kemalist bölgelerde dolaşıyorum. Bu toplum bunu kendi kendine yaşayarak bu siyaset sayesinde biraz da aşıyor. Şimdi öyle bir hale geri döndük ki herkes kendi kimliği içinden konuşuyor. Yani muhafazakar olduğun zaman bir savunma içerisinden ya da laik, seküler veya başka biri olduğun ara gruplardan bahsetmiyorum. Bir başka kimlik içerisinden başka bir şekilde konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla ben kişisel olarak her iki tarafa da eleştirel bakmaya çalışıyorum. Bir taraftaki inanılmaz bir devrim romantizminin abuk sabuk olduğu kanaatindeyim. Hatta bunun çok kötü anlatıyorum, kullanıldığı kanaatindeyim. Ama bu tarafta bütün toplumsal olanı bir asayiş nesnesi haline getiren komplo anlayışının da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Onun için sen belki sert reaksiyon gösterdin, biz hiç yanlış yapmadık diye. Ben yanlış yapıldı kanaatindeyim. Ben reaksiyonum senin konuşmalarıma girmene, yoksa görüşlerine değil. Fakat konuşmalarına gir bir ama dedim. Farkında değilsin. Birkaç da bu akşam moderatörlüğün coşkulu hallerinden birini yaşıyoruz. Bu senin yaptığın analizi. Bir dahakine hemen darbe yapıp moderatörlüğü alacağım. Evet, Nur biraz bu akşam mağdur oldu. Evet. Son söylediğin cümle. Yani yaş avantajını bu kullandım. Son söylediğin, yani mesele tamamıyla Erdoğan'a, partisine yönelik mi itirazını Sayın Erdoğan da paylaşıyor olmalı ki iki gündür büyük bir tur yapıyor, arda arda bir tur yapıyor. Yani meseleyi sadece bundan ibaret görmediğini, işte bu, işin o çekirdek kısmını da ilgilendiğini gösteriyor. Tabii ki mesele sadece bundan ibaret değil ama şöyle oldu. O cumartesiden sonra özellikle meselenin bu boyutu gelişmeye başladı, büyümeye başladı. Yani bu ayrışmayı çok iyi yapmak lazım. Bitiyor program, onun için lafına girdim, özür dilerim. Evet. Yani çok iyi yapmak lazım çünkü biz bugünlere kolay gelmedik. Bu toplumsal sentez kolay yüremedi. Tabii, bu laiklerin demokratik eğilimi, İslami kesimde ötekini görme eğilimine kolay kolay gelmedik. Sorunlar var ama bu tür krizler bu sorunları bir anda gelinen noktayı berheva edebilir. Onun için de herkesin biraz daha sorumlu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey daha ben ekleyebilir miyim? Aslında burada hep ihmal ettiğimiz şeylerden biri. Özellikle Tunus, Mısır ve Yemen'de yaşanan bir şeydi bu aslında. Toplum gerildikçe, özellikle hani ihvan kadroları iktidara geldi, işte laik kesimlerle aralarında sorun oluşmaya başladı.
Bence biraz da oradaki algının buraya taşınması gibi oldu bu. Yani hep buradan oraya taşınan bir şeyler vardı. O gerilim de biraz Türkiye'ye geri dönmüş oldu. Bu hem Batı medyasının algısına dönüştürdü hem de Türkiye içerisinde daha fazla bence kutuplaşmaya yol açtı. Evet, bu akşam da burada bitiyor siyaset 24. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.